Bedir'in sonrası İslam, Müslümanlar bütün dünyaya duyulacak bir zafer elde etmişlerdir ve etkileri hala 1450 yıl sonra dahi devam etmektedir. Ama bu zaferi bizim sevinçle karşıladığımız gibi kin ve nefretle karşılayan bir taife de vardır. Biz sevindikçe müşrikler de içten içe kudurur ve bunu çekemez. Ve bir şeyler yapmalı. Bir şeyler yapmalı ki Müslümanları güçten düşürmeli diye sinsi bir plan hazırlarlar. Ve Beni Lihyan kabilesinden bir taife Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gelir. Bize birkaç muallim gönder. Gönder ki kabilemize dönelim. Döndüğümüzde İslami, Kur'ani bu hakikatleri daha iyi alalım diyerek Efendimiz'den muallim talep ederler. Efendimiz biraz düşünse, çok güvenmese de tebliğ aşkı, davet aşkı baskın gelir ve 7 kişilik bir ekiple Beni Lihyan kabilesini uğurlar. Bedir'in o mağlubiyeti damarlarına dokunmuş bu 200'lü kabile çok uzaklaşmadan 60-70 kilometre uzaklıkta bir beldede sahabe efendilerimize pusu kurup birçoğunu orada şehit ederler. Fakat hayatta kalan birisi vardır. O da Hubeyb İbni Adi. Hazreti Zeyd'le beraber o saldırıdan sağ kurtulmuştur ama artık esir düşmüştür. Hubeyb ile Zeyd Mekke'ye götürülür ve bir ilanname yapılır. Bedir'de akrabalarını kaybeden kim varsa, oğlunu, babasını, eşini, kim birilerini, bir sevdiğini kaybetmişse bize ulaşsın. Çünkü Muhammed'in aleyhisselam ordusundan iki esirle geldik. Öc almak isteyen bulsun bizi. Zaman intikam vaktidir der ve iki tane yiğit adamı bir yere ayrı ayrı hapsederek bir ay boyunca işkenceye maruz tutarlar. Bu süreç tabii ki çok sancılı bir süreç. Bu süreç aç kalınan bir süreç. Bu süreç hakaretlerle, işkencelerle geçen bir süreç. Ama İslam'ın sevdası damarlarına girip hale, şekle, ete kemiğe bürününce bu işkenceli süreç birilerinin de imanına vesile olacak bir sürece dönmeye başlar. Müşrikler onları gözlemler ve bu ne kadar güzel bir ahlak, bu nasıl büyük bir samimiyet, bu nasıl bir hoşgörü ve ne muazzam bir sabır diye onları izleye izleye hiçbir şey belki anlatmasına gerek kalmadan Hubeyb ve Zeyd halleriyle o müşriklere tebliğde bulunurlar. Tabii ki zaman geçer ve bir haber daha duyulur Mekke'de. Bugün öç alma vaktidir. Bugün Zeyd ile Hubeyb'in idam vaktidir. Bir gün öncesinden bu haberi duyunca Hubeyb hemen kendisiyle ilgilenen o bakıcısından, suyunu getiren, yemeğini getiren o bakıcısından bir ustura rica eder ve der ki bana bir ustura getirebilir misin? Neden? Çünkü duyduğum kadarıyla yarın Rabbimle kavuşacağım. O halde onun huzuruna temiz ve güzel çıkmak isterim der ve bir ustura ister. Usturayı oğluyla gönderen o bakıcı bir an çocuğu gidince arkadan düşünür, ben ne yaptım der. Yarın idam edilecek, öldürülecek bir adamın yanına çocuğumu elinde usturayla gönderdim. Telaş eder, hemen koşar, Hubeyb'in odasına hızlıca girer, bakar ki ustura yerde, çocuk Hubeyb'in dizinde. Hubeyb olayı anlamış gibi o bakıcıya döner yüzünü ve çocuğuna bir zarar vereceğimi mi zannettin? Bizim dinimiz size savaş açmayana kılıç kaldırmayın, masumlara asla kıymayın diyen bir peygamberin dinidir. Ve gün döner, Hubeyb tıraşın olmuştur. Düğüne gider gibi, sanki sevdiğine, sevgilisine kavuşur gibi ki öyle. Hazırdır artık ve yürümeye başlar. İdamının, belki de hayatının başlangıcının olacağı o meydana doğru. Büyük bir kalabalık ve ağızda hakaretler, taş atanlar, küfür edenler, tükürenler. İlk başta Hubeyb çıkarılır meydana. Elleri arkadan bağlanacaktır bir kaza ve eli mızrak tutan o müşrik, kindar ailelerin çocukları tarafından mızraklanarak öldürülecektir. Bu sahneyi de görür, kalabalığa bakar ve bir şey talebinde bulunur. Ebu Sufyan'a der ki, 2 rekat, Rabbime kavuşmadan önce 2 rekat namaz kılmama müsaade var mı? Ebu Sufyan isteğini yerine getirir. O namaz öyle bir namazdır ki Hubeyb hızlı hızlı kılar ve selamı verip kalabalığa doğru döner. Vallahi hayatımda böyle bir namaz kılmadım. O kadar güzel, o kadar lezzetli bir namazdı ki siz Hubeyb ölümden korktu da namazını uzattı dersiniz diye hızlı hızlı kıldım. O da feda olsun. Der ve salıverir kendini. Arkadan elleri bağlanır
karşısında öfkeli yüzler. Ama ters giden bir şeyler vardır. Çünkü Ebu Süfyan'ın istediği bu değildir. Karşısında ağlayan, yalvaran, ne olur beni bırakın, bana bir zarar gelmesin deyip gözyaşları döken bir adam görmek ister. Tam aksine ölüme gülerek giden, sanki sevgilisiyle kavuşmaya can atan, izzetli, vakarlı, o dik duruşuyla herkesi etkilemeye devam eden o İslam mücahidini gördükçe Ebu Süfyan daha da kudurur ve bu oyunu bozmalıyım, yani bu hali müşriklerin lehine çevirmeliyim diye bir planla der ki, ey genç, ey Hubeyb, sana bir teklifim var. Eğer dersen ki keşke şu an bu durumda benim yerime Muhammed olsaydı aleyhisselam, seni hemen salıvereceğim. Hem bak, sen burada canınla uğraşıyorsun, birazdan ölüme gideceksin, ama senin o peygamberin Medine'de belki rahat döşeklerde, belki önünde güzel meyvelerle hoş vakit geçirip arkadaşlarıyla eğleniyor. Sense şu haline bak. Hadi keşke benim yerime burada Muhammed olsaydı. Onu getir demiyorum, ona pusu kur demiyorum, arkasından iş yap demiyorum. Sadece keşke çektiklerimi şu an Muhammed aleyhisselam çekseydi de seni salıvereyim. Vallahi bırakın şu an burada benim yerime peygamberimin olmasını, onun ayağına bir diken dahi batmasına, benim gönlüm razı değil. Ne istiyorsanız şu an burada bana yapın der ve Resulullah'a oradan bir selam gönderir. Esselamu aleyke ya Resulallah. Anında Medine'de bir hareket ve aleyküm selam. Hubeyb kardeşiniz için istiğfar getirin. Çünkü o şehit oldu. Kelimeleriyle bile peygamberine ihanet edemeyen bir kalp, bir iman. Bizler hareketlerimizle hayatımızın her alanında belki bu ihaneti umursamayacak bir hayat sürerken inşallah önce bana sonra siz izleyenlere Hubeyb'in hayatı ve imanı rol model ve örnek olur. Biz de hayatını her şeyiyle Resulullah'a bağlı bir şekilde geçirip o şekilde gülerek, severek düğüne gider gibi gidebiliriz ölüme. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.